Efendim, son 7 harfli cevabın sorusu diyor ki, rezilliğe varan başarısızlık. Batı kökenli bir kelime, dilimize harf İtalyanca'dan alayım. Girmiş. Harf istediler, durdurdular. Rezilliğe de ya, varan. Rezillik artık bu yani, buna başaramadık denmez. Rezil olduk biz. Tam bir, bu tam bir. Ben rezalet diyeceğim ya, olmuyor işte. Siz bir harf daha mı istediniz? Evet, istedim. İstediler efendim. Hı? Tam bir başarısızlık. Yani yapacağım zannettim ama Batı kökenli demiştim, hani İtalyanca demiştim. Çıkartamayacağım. O armoni de var içinde yani. Biliyorsunuz bu kelimeyi. Fiyasko. Fiyasko, evet. Tam bir fiyasko oldu. Fiyasko olmadı aslına bakarsanız. 7800'e halen ulaşabilecek durumdayız. Ama o yöntemi güzel bulmuştunuz. Hani harf alıyordunuz, durduruyordunuz, evet. Ya. O sizi 8000'in üzerine taşıyacaktı. Biraz daha mütevazısıyla kucaklaşacağız artık. 37 saniye var. Vazgeçmeyelim ondan. Tamam. Sakın moralinizi bozmayın. Tamam. Buraya kadar güzel getirdi sizi. Tamam. Geriye kalan 6 soruyu da o şekilde cevaplarsak 7800 bile olur. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Kati. Değişmez, mutlak. Harf alayım. Bu anlamlarda pekiştirilmiş bir sözcük. Kararım değişmez. Kesin. Ama pekiştirin. Kesin karar mı? Kesin kati. Kesin kes. Kesin kes, gayet güzel. Hadi yenisi. Daha derli toplu bir soru. Yine yabancı kökenli bir cevap. Asıl yemek öncesi yenen atıştırmalıklar ya da ön içki. Bu anlamlarda kullanılır. Bu Fransızca kökenli sözcük. Aperatif. Oldu, bitti. Ne oldu? Niye böyle kafanızı çok heyecanlandım. Canım bitti, bitiyor. Daha ne heyecanı? Allah aşkına 31 saniye. Hala heyecanlanıyorum. 31 saniye kaldı. 4 soruya cevap vereceğiz. Soruların hepsini görürüz bence artık. 7600 civarında bir sonuçla da bitireceğiz. Almayın yahu. Bu zaten zıpır soru. Fena halde zıpır soru. İki kelimeden oluşuyor cevap. Soru da iki kelimeden oluşuyor. Hmm. Okuyayım mı? Okuyun. Buyurun efendim. İstikrarlı cani. İstikrarlı cani. Cani nedir? Can alan. Seri katil. Olur mu? Olur. Olur. Şimdi hem açıklamasını yapacağım hem biraz naftalinli bir eş anlamlısı var, onu vereceğim. Bence bunu da harf almadan bilirsiniz siz. Bakalım. Önce bir deneyelim. Süremiz var. Tamam. Tamam. Bu bittikten sonra zaten iki tanecik soru kalacak. Tamam. Hadi gelsin. Yaptıklarından dolayı üzgünlük duyma hali, nedamet. Nedamet. Pişmanlık. Nedir? Pişmanlık. Durdurdunuz mu? Kalıplaşmış tabir veriyorum. Evet, önceki nesil daha çok kullanırdı, artık azaldı ama yok olmadı. Size bunun daha yaygın kullanılan karşılığını söylemenizi istiyorum sizden. Olur mu? Tamam. Buyurun. Nevi şahsına münhasır. Hadi bana günümüz Türkçesindeki karşılığınız. Çıkartamadım. 7, 6. Durduk. Bir harf alayım. Gerek yok, buldunuz. Kendine ya. Özel. Kendine özel. Kendine özel. Olmadı. Evet. Kendine ise eğer sonundaki... Kendine has. İşte şimdi oldu. Buna harf alınmam değil mi? Son soru. Bitti artık. Son soru ama... Bence burada da harf almayın. Şu 7600'ü yakalayalım. Olur mu? Tamam, i̇nşallah. Olsun yahu. Gelsin bakalım. İki kelime. Sıkıntıyı paylaşmadan kendi kendine yaşamak. Bitti süre. Durdurdunuz, evet. Sizde. İki kelime. Kendi kendine yaşamak. Sıkıntıyı etrafıyla paylaşmadan kendi kendine. İçine atmak. İçine atmak 1000 puan değerinde.